Geçin çocuklar. Çocuklar bekleyin, bekleyin. Ekrem İmamoğlu'nun gel bakayım, gel. Atatürk'ün oğlum. Herhalde Atatürk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz başkanım. Eyvallah. Hoş geldiniz. Halkımızın sevgisidir. Halkımızın, çocuklarımızın geleceğidir. Bu dava halkımızın özgür iradesine karşı yürütülmeye çalışılan bir davadır. Değerli Bayrampaşalılar, değerli Bayrampaşalılar, değerli Bayrampaşalılar, Ekrem Başkanımız aramızda. Şöyle yüzüne bakmanızı istiyorum. Yüzünde en küçük bir kaygı, en düşük bir endişe var mı? Hayır. Bizden daha rahat. Çünkü onun yanında sizler varsınız. 16 milyon İstanbullu var. Onun yanında sandıkta gösterdikleri iradeye sahip çıkanlar var. Onun yanında demokrasiye, adalete inananlar var. Onun yanında yol arkadaşları var. Burada halkımızın özgür iradesine karşı çıkanlara her zaman gerekli cevap vereceğiz. Ekrem Başkanımız yalnız değildir. Kararlıyız, sabırlıyız, inançlıyız, yılmayız. 7'den 70'e tüm Bayrampaşa sizinledir Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Sıcağın altında biraz beklettik sizi, öyle görünüyor değil mi? Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Çok çok güzel bir günde Bayrampaşa'dayız ve çok değerli dostum Hasan Başkanımızın güzel hizmetlerinin tabiri caizse böyle ilk kontağını çevirir gibi açılışlarında bir aradayız. Sizlerle birlikte olmaktan, Bayrampaşalı hemşehrilerimle bir arada olmaktan çok mutluyum. Özellikle çok değerli hanımefendilere, beyefendilere, sevgili çocuklara, gençlere yürekten teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan partimizin kıymetli yöneticileri var, parti mensubiyelerimiz var. Aynı zamanda Kahramanmaraş'tan gelen il başkanımız var aramızda. O da bizi deprem bölgesinden ziyarete geldi, Pazarcık Belediye Başkanımızla. Yine burada partimizin il başkan yardımcıları, il sekreteri, yöneticileri, ilçe başkanları bizlerle beraber, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşları. Girişte beni spor kulüpleri selamladı. Onun güzel sporcularını gördüm. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dostlarım, Hasan Başkanımızla ifade ettiği gibi yıllardır birlikteyiz. Tabii farklı özellikleri var her belediye başkanımızın ama Hasan Başkanımızın da gerçekten hem bir Bayrampaşalı olarak ama aynı zamanda bir eğitimci olarak da fark yaratacağını, özellikle bu alana özel bir ilgi göstereceğini biliyorduk. Bu kapsamda bugün iki tane kreşin açılışına eşlik etmek elbette bizi mutlu etti. Yine yanı sıra özellikle insanlarımızın bu sıkıntılı anlarında onlara daha iyi vakit geçirmeleri için hazır ettiği sosyal tesisleri, Mis Kafe ismiyle açtığı mekanları, kadın lokalini de tebrik ediyorum. Bayrampaşa'ya hayırlı ve uğurlu olsun. Meselenin özüne biliyor musunuz? Aslında insanlarımızın ihtiyaçlarını tespit etmek ve insanlarımızın ihtiyaçlarına hizmet üretmek. Yani vatandaşlarımıza ait olan kaynağı
yine vatandaşlarımızın ihtiyacı için harcamak. Çok kısa bir özet. Milletin parasını millete harcamak. Milletin parasını millete vermek. O bakımda özellikle bu dönem her insanımızın daha çok dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bu zaman diliminde ekonomik krizin insanları ne yazık ki çok ciddi sıkıntılarla baş başa koyduğu bu dönemde sosyal belediyecilik, dayanışmacı belediyecilik çok önemli bir noktada. Bu yönüyle ben iddia ediyorum ve inanıyorum ki bu dönem ilçe belediyelerimiz sosyal belediyeciliğin, demokrat belediyeciliğin ve özellikle dayanışmacı belediyeciliğin en iyi örneklerini verecekler. Bu yönüyle özellikle hangi partiden olduğuna bakmaksızın, hangi partiye oy verdiğine bakmaksızın, insanımıza ihtiyaçları doğrultusunda hizmet eden anlayışı ortaya koyduğu için Hasan Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Yani aslında meselenin özü ne biliyor musunuz hemşehrilerim? Kreşten bahsetti. 180 çocuk, 120 çocuk. Oraya gelen çocuklarımızın o pırlanta kalpleri, o berrak zihinleri güzel işlerle, iyi insan olmanın yolculuğunda bilimle, teknikle, beceriyle ve özellikle hoşgörüyle, empatiyle birbirini seven bir toplum olma yönünde bugünden yetişmeleriyle ilgili atılan eğitim adımları her birisi dünyanın en önemli yatırımı gibidir. Bakın o mini minnacık çocuklarımıza verdiğimiz emeğin karşılığı yıllar sonra 1'e 10, 1'e 20 bu ülkeye, bu memlekete hatta dünyaya fayda olarak geri dönecek. O bakımdan biz parti purti işine bakmayız hizmette. Bakmayacağız. Vatandaşımızdır esas olan. Bizim insanımızdır. Allah aşkına o kreşe gelen çocuğun annesi babası hangi partidenmiş diye sorulur mu? Sorulmaz. Hep ne söyledik? Bu memleketin başında büyük bir partizanlık belası var. O partizanlık belasını İstanbul'un üzerinden böyle silip attık, söküp attık. Şimdi bütün Türkiye'de söküp atacağız. Bu şehirde ve bu ülkede yaşayan herkes bizim için birdir, eşittir, özgürdür. Aynı derecede hissedarız. Sevgili hemşehrilerim, şu memleketin her karış toprağına hepimiz canımızı feda ederiz. Şu memleketin bir milimetre kare toprağına her birimiz bu toprakların tamamına eşit hissedarız. Şurada bulunan hiçbir hemşerimden benim bir milim fazlalığım yok. Hepimiz eşitiz. Onun için eşit paylaşacağız bu memleketin nimetlerini. 86 milyon eşit paylaşacak. 16 milyon eşit paylaşacak. Bunun başka bir yolu yolculuğu yok. İşte biz anneciğim sağ ol. Senin gelip yanına ellerinden öpeceğim senin anneciğim. Sağ ol. İşte bu memleketteki verdiğimiz mücadelenin tek sebebi bu memleketteki eşitsizliği ortadan kaldırmak. Herkes kaliteli eğitim alabilsin. Herkes yeterli ve sağlıklı beslenebilsin. Herkes iş bulabilsin. Emeğiyle rahatça yaşayabilsin. Herkes hayatını gönlünce doya doya mutlu yaşasın. Bizim derdimiz de mücadelemiz de bu. Bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Günü kurtarmayacağız. Sorunları temelinden çözeceğiz. Milletin gözünü boyamayacağız. İşte tam da eğitimci bir belediye başkanımızın ilçesindeyken eğitime özel bir önem verdiğimizi tekrar hatırlatmak isterim. Eğitim kesinlikle bir memleketin geleceğine dair oluşturacağı en önemli temeldir. Bu yönüyle
eğitime yapılan her yatırımın kalkınma, huzur, refah olarak bize geri geleceğini biliyoruz. Bu nedenle bakın bazı sayılar vereyim. Bizden önce İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi çatısı altında kreş sayısı sıfırdı. Sıfır. Şu anda 104 kreşimiz var. 104. 10 binin üzerinde öğrencimiz. Ve her bir kreş, iddia ediyorum, İstanbul'un en konforlu, en özel, hani ücretli, en pahalı hizmet veren kreşlerinden dahi daha kaliteli kreş yapıyoruz. Niye biliyor musunuz? Benim şehrimin çocukları benim gözümde eşit olacak. Her birisi eşit olacak. İşte bu bakış açısıyla yurt açıyoruz. Bir çocuğumuzu bile yatıracak yurdumuz yoktu. Şimdi 6000 öğrencimiz var. Yenisi Şişli'nin tam merkezinde geliyor. Hem de adını atamızın annesi Zübeyde Hanım'ın ismini vereceğiz. Yenisi Kadıköy'de geliyor. Kadıköy'ün göbeğinde. Yani İstanbul'da yurt açmaya devam ediyoruz. Burslar veriyoruz. 100.000 gencimize üniversite bursu veriyoruz. 100.000. Ne kadardı? Sıfırdı. Ya da birkaç imtiyazlı tanıdığa, eşe dosta, 2-3 imtiyazlı eşe dosta, hem de 50.000, 100.000 dolar bursun dışında burs yoktu. Biz milletin evlatlarına burs vermekten onur duyuyoruz. Milletin evlatlarına. Onun için daha önce 20 olan kütüphane sayısını, İstanbul genelinde 20 olan kütüphane sayısını 52 tane daha açarak 72 yaptık. Her biri bir derslik gibi. Onun için İstanbul'da ders atölyeleri açtık. Daha kaliteli bir eğitim hazırlığı yapabilsinler diye. Tabii eğitim her boyutuyla önemli bir biçimde ele alınmalıdır. Dikkatli ve özenli davranılan bir sistemdir. Kaliteden asla taviz verilmez. Fiziki koşullarından da verilmez. O bakımdan biz eğitime özel bir önem veriyoruz. Eğitimcilerin çok temel sorunları var, biliyoruz. Öğretmenlerimiz, onları da takip ediyoruz. Ortak akla, bilimsel zemine dayanan güçlü bir eğitim sistemine ihtiyacı vardır ülkemizin. Bunu biliyoruz, öyle değil mi? Bakın topluma soruyoruz. En çok şikayetçi oldukları şey eğitim sistemi. %80'e yakın toplum şikayetçi. Bu alana belediyeler olarak da dokunarak aslında çözüm bulmanın ilk adımlarını atmış oluyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamazsan o memlekette başka bir eşitlikten zaten bahsedemezsin. Eşitliğin başladığı yer eğitimdeki fırsat eşitliğidir. Beni bugün dünyanın en güzel kentine belediye başkanı yapan, işte beni ta ilkokuldan itibaren fırsat eşitliğine kavuşturan Atatürk Cumhuriyeti'nin eğitim düzenidir. Bu bakımdan işte bütün bu fırsat eşitliğinin bugün hangi noktada, hangi eksiği varsa oraya koştuk, koşmaya devam edeceğiz. Okullarımıza destek oluyoruz. İlkokul öğrencilerimize sen oku diye 300.000 çocuğumuza ödenek dağıtıyoruz. Aynı zamanda kırtasiye dağıtıyoruz. Bakın, anneler çocuklarını kreşe götürebilsin. Anneler okul öncesi eğitimlerinde daha etkin olabilsin. Çocuklarını kreşe teslim edebilip işe girebilsin. Hayatlarını kolaylaştıralım diye 0-4 yaş arası çocuklarımızın annelerine anne kart dağıttık. Biliyorsunuz değil mi? 700 bine yakın annenin kartında, annenin cebinde anne kart var. Bunu şunun için yapıyoruz. Bir şehirde anneler huzurluysa çocuklar iyi yetişir. Biz geleceğimiz için o güzel annelerin evlatlarına iyi davranmaları, onlara daha güzel hizmetler verebilmeleri için
hayatlarını kolaylaştırıyoruz. İşte tam da bu bakış açısıyla kreşlerimizden başlayan özellikle eğitim hamlelerimizin bütün alanlara yaygınlaşması ve çocuklarımızın eğitimi kadar annelerin istihdama katılması, hayatının kolaylaşması konusunda güçlü adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. İşte o anlamda ben de bugün özellikle Bayrampaşa Belediye Başkanımızın bütün açılışlarını önemsiyorum ve alkışlıyorum. Ama özellikle Hasan Başkanımızın Bayrampaşa'da yapmış olduğu eğitimle ilgili hamleleri, okula destekleri, öğrencilere destekleri ve de kreşle başlayan eğitim hamlelerini tebrik ediyorum. Bayrampaşalı yavrularımıza bu ortamı sağlaması elbette çok kıymetli. Biliyorum ki Hasan Mutlu Başkanımız eğitimci tecrübeleriyle gelecekte daha güçlü eğitimle ilgili hizmetler, adımlar ve açılışlar atacaktır ve yapacaktır. Yolu açık olsun. Bayrampaşalı mutlu. Demek ki hep birlikte güzel adımlar atmışız. Bu adımların karşılığında bu mutluluk devam ediyor. Belediye başkanlarımıza şunu söylüyorum. Belediye başkanımız çok çalışacak. Belediye başkanımızın işi gücü vatandaşımıza hizmet olacak. Belediye başkanımız sokakta, caddede, pazarda olacak. Belediye başkanı makamında az duracak, sokakta çok gezecek. Parklarda gezecek. İnsan ayırt etmeyecek. Belediye başkanı eğer işini iyi yaparsa size söyleyeyim, Yaradan'ın huzurunda ifade edeyim ki eminim ki en değerli ibadet gibi bir ibadettir. O bakımdan çünkü insana hizmet hakka hizmettir. Bu bağlamda İstanbul'umuzun o güçlü karakterini daha da yukarıya taşımak adına Bayrampaşa'da yükselen bu güçlü sesin daim olmasını diliyor. Açılışlarımız hayırlı olsun. Ve son olarak inşallah İstanbul'da da Bayrampaşa'da da birçok ilçemizde de her şey çok güzel olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hep beraber koordine kesimimizi gerçekleştiriyoruz. Bayrampaşa'mıza yeni hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Başkanım bir isim çekin bu kızı. Siz çekelim, hepsini yollayacağız. Bak hepsini. Hadi bir yandan çek. Arkadaşlar öyle başkanım, başkanım, başkanım seni de. Başkanım seni de. Başkanım seni de. Başkanım. Başkanım. Evlilik yılı. Ekrem Başkanım. İnşallah. Hasan Mutlu Başkanım. Yahya Kemal'in oturumda başkanım. Oturuşunun seçimlerini yapacağınızı ver. Başkanım. Cumhurbaşkanı. Nasılsın hocam? İyi misin? Başkanım hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sen de teksin başkanım. Teşekkür ederim. Her şey için başkanım. Her şey için teşekkürler. Başkanım. Ekrem başkanım. Ekrem başkanım. Unutma, arkamdayız. Başkanım arkanda 100 milyon var. 100. Ekrem başkanım. Arkanda 100 milyon var başkanım.